Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. ABD'den Hamas'a kirli suikast, Daily Zerner, İsrail'in planları bir bir ifşa oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri'nin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra İsrail ziyaretlerini iptal ettiği de bugün itibariyle açıklandı. Terör devleti İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırısını sürdürürken son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisi hedef alındı. İnsansız hava araçlarıyla beraber yapılan saldırıdan hemen sonra Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri'nin aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Antony Blinken'ın İsrail ziyareti ise ertelendi. Aruri'nin hayatını kaybetmesinden sonra Lübnan ve Hamas tarafından saldırı lanetlenirken ABD'de dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e düzenleyeceği ziyaretin ertelendiği bugün itibariyle de açıklandı. Suikastle alakalı değil açıklama yapılsa da tam manasıyla suikaste hedef alan bir erteleme olmuş oldu. Blinken'ın Cuma günü yapması beklenilmiş ziyaretin gelecek hafta başına ertelendiği belirtilirken söz konusu gecikmenin Aruri'ye yönelik suikasta ilgisi olmadığını da ileri sürdü. Daily takipçilerimiz ayrıca katil Siyonist'ten değişik bir açıklama yapıldı. İsrail ordusu çatışmalarda bir askerin daha ölmesiyle Gazze şeridindeki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173'e yükseldiğini açıkladı. Gazze şeridine yönelik saldırılar geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana sürerken Gazze şeridindeki kara operasyonunda hayatını kaybeden İsrail asker sayısı da artmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.